Evet, şimdi bu cihaz ne işe yarıyor? Adamlar burada 18 kalem madde saymış. Şimdi ben bunların hepsini anlatacak yetkinlikte değilim. O yetkinlikte olsam da zaten video bayağı uzar gider. Şimdi buradan kabaca üstünden geçeceğiz. DMC Intercom Mode. DMC dediği de açılımı neydi? Dynamic Mesh Communication. Yani dinamik bir şekilde şebeke sistemli iletişim diyor. Bu da ne demek oluyor? Atıyorum siz şimdi 3 interkom birbirinize bağlı olarak ilerliyordunuz. Şimdi arkadaşınız biri fren yaptı, ortadaki arkaya geçti. O konferans sistemi tamamen sıfırlanıp bozuluyordu ve tekrardan kurmak zorunda kalıyordunuz. Bunda öyle bir olay yok. Bunu ne yapıyorsunuz? Herkes atıyorum 5 kişi bağlandı 5 kişi. İstediğiniz gibi yer değiştirebiliyorsunuz. İşte bu örümcek ağı ya da şebeke sistemi gibi bu birbirini hepsi birbirini algılıyor ve ağ hiçbir şekilde kopmadan devam ediyor. DMC Bridge diyor. DMC Bridge dediği işte o ağ şebeke sisteminin birbirinize köprü olarak ses sistemini birbirinin üzerinden aktarabilmesini sağlıyor. O sayede iletişim kopmuyor. Private Chat diyor. Gizli chat. Bir kişi seçip onunla bütün konferans dışında gizli bir konuşma, kimsenin duyamayacağı bir konuşma yaratabiliyormuşsunuz. 1 mil yani 1,6 kilometre 2 kask 2 interkom arası konuşabiliyorsunuz. Eğer bu şey sayısını alet sayısını 4'e çıkardığınızda 8 kilometreye kadar uzayabiliyor mesafesi. Bluetooth interkom modu varmış. 4 kanallıymış ve birden 8 kişiye kadar destekliyormuş. Click to link yani atıyorum siz bir link gibi o intercom modunu açıyorsunuz. Gelen kişi hemen bağlanabiliyor. Linke tıklar gibi direkt hemen bağlanabiliyor. Intercom to mobil diyor. Gelen telefon bağlantısını intercom moduyla telefona direkt bağlayabiliyormuş. Cardo gateway dediği diğer kardo olmayan intercom cihazlarına da bağlanabiliyor. Cardo gateway sayesinde izin veriyormuş yani buna. Device customization diyor. Bu da bütün cihazın tüm ayarlamalarını telefonuna bir ne o uygulamasının adı? Cardo Smart Set diye bir uygulama indiriyorsunuz. Bütün ayarlamalarını o uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Music Sharing diyor. Bu aynı bu cihazdan arkanızdaki yolcuda da aynısı varsa sizin dinlediğiniz müziği ona paylaşabiliyorsunuz. Arada hiçbir işte ayarlama yapmadan bir tuşla hemen dinlediğiniz müziği arkadaki kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Paralel audio streaming diyor. Müzik veya GPS devam ederken arkada gelen çağrıyı cevaplayabiliyorsunuz. Normalde benim kendi şu an kullandığım Interphone F5 markası var bir tane. Onda eğer GPS çalar, yani GPS ile bağlıyken telefona çağrı geldiğinde GPS kesiliyor tamamen. Bir daha durup tekrar GPS ayarlamam gerekiyor. Ama bunda öyle bir şey yok diyor. Denemedik daha. Hani bunun yani yazdıklarına göre vardır. Müzik ve GPS arkada devam ederken gelen çağrıyı cevaplayabiliyormuşsunuz ve o müzik ve GPS'in şeyi fon müzik gibi böyle arkada söylemeye devam ediyor. O sırada hani yoldan yani sapağı tam sapakta biri aradıysa sapağa geçmeden o şeyi duyarak devam edebiliyorsunuz. Ne diyor? Ayarlanabilir hızlı arama numarası diyor. Sanırım bir tane hızlı arama tuşu seçiyorsunuz. Direkt bastığınızda hızlı aramaya devam ediyor. Hani seçtiğiniz telefondaki bire bastığınız hızlı aramalardaki kişi listesi gibi bir kişiyi atıyorsunuz. Bastığınızda direkt onu arıyor. FM radyosu var içinde. Zaten anteni var. Bu anten kullanırken açık olması bence zorunludur. Ama daha kurmadığımız için bilmiyorum. Otomatik gain control. Gain control dediği atıyorum siz hızlandınız ya da hızlandıkça rüzgar sesi arttı. Bu sanırım hızlanmayı algılayıp içindeki sistem sayesinde içindeki ses seviyesini arttırıyor. Bu benim eski kullandığımda da var. Voice recognition. Bu da ses tanıma sistemi.
hiçbir tuşa basmadan telefon çağrısını ve diğer atıyorum farklı bir şeyleri. Ben genelde telefon çağrısı, benim eskisinde de vardı bu sistem. Telefon çağrısını cevaplıyordum. Hani yüksek bir ses ya da tek bir verdiğiniz bir ses uyarısıyla bu ayarlanabilirmiş. O ses uyarısıyla telefonu cevaplayabiliyorsunuz hiçbir tuşa basmadan. Değiştirilebilir bir hibrit mikrofon diyor. Bu bahsettiğimiz, işte önceki videosunda bahsettiğimiz açık kask veya kapalı kask için ekstra değişik mikrofonları var. Onlar değiştirilebilir. Mikrofonundan onu özellik olarak söylemiş. Çiftli speaker diyor, 3.5 mm çaplı. Bu kaskın içine yerleştirdiğimiz kulaklıklardan bahsediyor. 13 saatten fazla konuşma süresi veriyormuş içindeki bataryasıyla. Bir haftada bekleme süresi veriyormuş. Burada yazdığına göre. Son maddesi de su geçirmez ve toza dayanıklı diyor. Yani su geçirmez olması zaten olmaksa olmazlarından biri. Çünkü yani yağmurda, çamurda hiç beklemediğiniz anda yağmur yağıyor. Bir elektronik bir cihaz. Hani kafanızı örtme gibi bir şansınız yok. Zaten kaskın dışında kaldığı için. Su ve toza dayanıklı der kullanıcı bilgilerinde. Eksik veya fazla anlatmış olabilirim. Uzmanı değilim. Ama dilimden döndüğünce Pectalk Scalarider markasının özellikleri böyle. Özellikler hakkında sorduğunuz soruları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Dediğim gibi hani ben de daha kullanıcı kılavuzunu okumadım. İşte kuracağız kaskları, ondan sonra kullanıcı kılavuzunu okuyacağız. Sorunuz olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Biz de ona göre oradan cevaplamaya çalışırız. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala beğenmeyi, takip etmeyi veya paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.